Ve 98 gün kaldı. 98 gün çok değerli. Hala yapacağımız binlerce iş var. Ve bu binlerce işi tamamlayıp LGS'ye bomba gibi hazırlanacağız. Lakoka'nın bir tane sözü var evladım. Konu işlerin yürütülmesine gelince motivasyon her şeydir. Dolayısıyla zaten sınavın büyük bir kısmı motivasyon. Biz de motivasyonumuzu sımsıkı dipdiri tutacağız ve 98 günde hiç mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Günün yorumuna bakalım. Emre Sarıtemur demiş ki, hocam lütfen cevap. Tamam, hemen cevaplayalım. Denemelerim 305 puanın üstüne çıkmıyor. İngilizce'de zorlanıyorum. Denemelerde sürelde vaktim yetmiyor. Türkçe'de nasıl 18-19 netir bulabilirim? Severek nasıl kitap okuyabiliriz? Artı bilin, hemen bakalım. İngilizce'ye zorlanıyorumdan başlamak istiyorum çünkü en basit o. İngilizce'de rica ediyorum kelime kas, kelime ezberi mutlaka yapmaya çalış. Türkçe'de 18-19 netlerini severek nasıl kitap okuyabiliriz? Lütfen sevdiğin kitapları seç. Senin ilgini çeken, daha doğrusu ilgi çekici kitapları seç. İlk başta onlardan okumaya başla. Hani belki bunlar bana bir şey katmayacak gibi zannedersin ama okuma hızın gelişir, okuma şevkin artar ve kitap okumaya alışırsın. Sonrasında zaten otomatik olarak Türkçe'de 18-19 neti kazanacağın paragraf sorularını yapmaya başlayacaksın. Aslında her şey birbirine bağlantılı. İlk başta kitap okumayı seveceksin. Sonrasında paragraf sorularını yapabildiğini göreceksin. Sonrasında da sözelde vaktin yetmeye başlayacak. Çünkü yapamamın asıl sebebi okuma hızının, paragrafın birazcık daha yavaş çözülebilmesi. Veya İngilizce'deki hatırlayamadığın kelimeleri hatırlayabilmek için zaman kaybetmen. Dolayısıyla sözelde vaktin zaten yetecek, hiç merak etme diyoruz. Ve 305 puanın üzerine zaten bunları yaptığın zaman otomatik olarak bunların hepsinin etkisiyle bunlar temel ve bunun sonucu da sonuçta çıkacak. Birazcık sabır. Sonuçta 305 puanın üzerine %100 çıkacaksın, hiç merak etme. Dolayısıyla iyi bir Anadolu Lisesi için hala inanılmaz şansın var. 98 tane şansın var. Onları da iyi değerlendireceksin. Günün kitabına bakalım. Havada Bulut. Sen bunu unut demeyeceğiz. Havada Bulut kitabı Sait Faik Abasıyan'ın eseri gibi bir espri de vardı eskiden. Hani o çok espri epik bir şeydi. Havada Bulut kitabında gerçekten de güzel güzel hikayeler anlatılıyor. Ay ışığı hikayesi var. Aynı zamanda işte büyük hülyalar kuralım, karidesçinin evi gibi. Bunu okuyaraktan gerçekten de mükemmel bir şekilde paragraf okuma hızımızı arttırmış olacağız. Ve günün okuluna bakalım. Zonguldak Fen Lisesi 445 puan, %4,94 de alıyor. 32 tane tıp çıkarmış geçen sene. 25 tane mühendislik çıkarmış ve 4 yıllık ve İngilizce bir okul. Gerçekten çok kaliteli bir okul. Ve aynı şekilde günün kaynağına baktığımız zaman hızlanma programıyla uyumlu hızlanma denemeleri. Hızlanma programı zaten başlıyor. Hızlanma denemelerinde Türkçe'de yeni nesil infografik sorular var. Zaten hemen sana mesela Türkçe sorularını göstermek istiyorum. Bu şekilde sorularımız var ve yeni nesil yatay sorularımız ağırlıklı ve aynı zamanda hızlanma programımız yarın başlıyor bu arada. Onu da söylemek istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Matematikte infografik sorularımızın yanında fende deney sorularımız var. Fende aynı zamanda birazcık daha sayısal analiz sorularımız var. Matematikte birazcık daha kafa yorucu, formüllerin başta verildiği şekilli görselli sorularımız ağırlıklı. Ve gerçekten de biz bunu yaparaktan hızlanma programıyla hem Türkçe hem matematikte ilerleyeceğiz. Hem de genel olarak bütün konuları hızlanma denemeleri tamamlayacağız. Ve aynı zamanda şunu unutmayın. Instagram adresimizde mükemmel postlar paylaşıyoruz. Arada bir sene de geyik de yapıyoruz. Instagram'daki postlarımızı da buraya koyuyoruz. Tonguç Akademi'nin Instagram hesabını mutlaka takip edin. Bir adres çalışıyorum demiş mesela beynim. Ama hemen uyasımız geliyor. Aman yapmayalım, motivasyonumuz dipdiri olsun ve mükemmel bir şekilde çalışmamız devam edelim. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.